Şuradan mı gerek? Şuradan mı gerek? Yemek al. Bana da al şu fıtra. Çünkü ben onu buldum. Açık bana. Şimdi bize biri burada Aysel bir şey var, iki tane sabun var. Aysel roşon taşıyor. Dört havlu olacak. Dört havlu, dört havlu. Dört tane, iki tane daha sabun. İç çamaşır evet. İstediler var herhalde. Şimdi onu şeyle birlikte. Başka şuna koyabilir miyim? Devletin takımları. Devletin takımlarını da getirin. Onu da getir. Terlikler. Tamam. Yaşım 65. Soyadım Ergama, Safi Ergama. Kılılı Türkoğlu'ndan. Kılılı Maraş'tan. Maraş'tan dışarıda. Türkoğlu. Nurdağ diye duydunuz belki de. O taraftan işte. Nurdağ biraz bize avar arası. Şekeroba. Ötekiler de doktorun evine gittiler. Yeğenim burada doktor da o getirtirdi bizi. 24 saatte geldik buraya. Nasıl mı geçti yavrum? Her zaman ara sıra oluyordu böyle biliyor musun? Kahıyorduk. Ancak duruyordu. Ondan sonra da gene oğlan yatıyordu şöyle. Gene işe gitmemiş. Kalktım Allah 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 durur zannettim biliyor musun? Ama bir hışırtı yine. Nasıl? Aha böyle sanki şey olsa oradan. Ancak oğlan uyandı. Anne sakin ol, sakin ol dedi. Ben kaptığıyla böyle sırtım başım şey. Aşağıya indirdi ben oğlan. Kendi de aynı. İyi ki ne de inmişsek. Direkten şey olunca sahattan oradan kaplığı kopmuş. Ve evin üstünde işte öyle tuğlalar örülüydü öyle boş. Onlar düşmüş. Enerji minerci işte. Var da işte daha bulamayacaklar. Ne düşünen ki yavrum bitiş olur zahar geri gider. Ne düşünen ki ne? Hiç cenazeleri minazeleri görmedik hiç. Zaten ben bir yere çağırmıyorum. Geri de benim oğlanı yardıma çağırmışlarmış işte. Ne yaptılarsa. Adam mı orada bizden komşu karşı komşu. Adam hanımını çocukları indirmiş. Kendi gitmiş benim oğlan diyor ki vardık ki diyor. Adım Hüseyin Kanat. Vallahi saat işte 4'te geçiyordu yatıyorduk. Hafif bir sallantı oldu. Arkada hızlandı. Aynı amatör yaylanır gibi yaylandırdı bizi. Kapıyı açmaya gittik açamadık. 3. kattan aşağıya atladık. Hatay'a Antakya'dan geldik. Evet. Felaket. Yani evet aksaneler. Tabii aileleri bunlar. Evet. Daha 3 kişi var onlar da yukarıda geliyorlar daha. Çok kalan var. Yani hemen ailemin yarısından fazlası kaldı. Yani biz de 3. kattan aşağı atladık, o şekilde kurtulduk.
Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Dünkü gelen işte mağdur vatandaşlarımızı yukarıya çıktık. Ondan sonra gerekli ihtiyaçlarını karşıladık. Odalarını temizledik. Gelen kıyafetleri, ondan sonra yiyecek içecekleri arkadaşlara bir şekilde temin ettik. Herkes çok memnun oldu. Vatandaşların getirdikleri kıyafetlerimiz, evet, ayakkabı, kıyafet, erzak gelmedi. Çünkü yurtta üç öğün yemek var, kahvaltılarını yaptılar. Gayet memnunlardı. Ben sabah geldim, bu saate kadar güzel bir çalışma oldu. Diğer taraftaki arkadaşlar da yurtlardan görevlendirme bayağı kişiler geldi. Herkes aynı şekilde yardım ediyoruz. Size de kolay gelsin. Aysel Başoğlu. Bir tane.